Yani şimdi değerli takipçiler, bu tüketicimiz bu buzdolabına 5000 TL para harcadı. Şu an görüyorsunuz her taraf tüketicimiz tertemiz, pırıl pırıl. Şimdi ben burayı sökeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlersen sana faydası var. İzlemezsen sen benim umurumda olmazsın. Çünkü neden? Benim aylık bankaya yatan yaklaşık 7 milyon euro dolar paralarım var. Senin yok. Sen şu an uğraşıyorsun. Evine çünkü şu an tamirci geldi. Buzdolabına şap diye senden bir anda 8 milyon istedi. Gözün şöyle oldu. Gözüküyor mu şaşı gözüm? Harika. Bakın şimdi izleyin. Ben şimdi burayı bu şekil açmanın sebebi Ebru'ya hazırlık yapıyorum. Doğru mu Ebru Usta? Evet. Bu. Çıkarttık. Bakın. Gördünüz mü? Pisliği, rezilliği. Orayı çeker hocam. Gördünüz mü? Evet. Şimdi şöyle bir yalan yok. Ay orayı tüketici hiç mi söküp bakmamış, temizlememiş? Hemen tüketiciye laf sokma. Sen kendi bir dolabının pisliğine bak. Adam nereden bilsin buranın sökülüp temizleneceğini? Kadınlar buranın nasıl sökülüp temizleyeceğini eğer bilsin, sana yemin ediyorum buraya bal dök yala. Şimdi burayı Ebru Hanım sizi de o şekil bir işin bir başındayken formatı da bir 10 saniye bir alalım mı? Sizi de bir görsün halk. Şöyle evet, yalanla bıraktın şimdi. Hı? Yine. Şöyle bir formaliteden şimdi birazdan ben de böyle bir temizliğe başlayayım. Birazdan başlayacağım. Evet, temizlik çantam burada. Ne var o çantanın içine, bir açar mısın? Bakın Ebru Hanım çantasında ne var? Var. Evet, düğüne gelmiş gibi bir tane düğünden ıslak amcasının var. Dayısından ıslak mendil. Bunlar sana ait fanlar. At at, hepsini oraya at ki orada bir görelim. Sensör ve sigorta var. Bu kart kadar. Nerede? Orada. Ah, buzdolabını soğutmuyorsa Ebru'cum biraz bir köle 45 dakika konuşur musunuz? Ezana daha var. Beni böyle atıyorsun bir an, hemen ekranın önünde kalıyorum. Bana o sinirlendi gibi konuşursan akışkan konuşuyor. Alt taraf soğutuyor, üst taraf soğutmuyordu. Kanallarda tıkanma var, defroz yapamıyor cihazımız. Fan motorumuz, sensörümüz değişecek. Kartımızın tamiri yapıldı. Radyatörümüzü temizleyeceğiz, kanalı temizleyeceğiz. Sonra Allah kerim. Anladım. Şimdi bir Fatih Bank gibi bir şey isteyeceğim sizden. Hani fan hani böyle müşteri hani gözüne şöyle sokar gibi, bakın kart bu, sensör bu, millet görsün Ebru'cum. Evet, fan kartımız bu. Bu mu? Dolabın çalışmasını sağlayan elektronik kart. Çünkü izleyen bilgi sahibi değil. Bunlar açmanıza gerek yok, fark etmez. Bu sensörümüz. Evet. Bu sigortamız, defroza girmesini sağlayan parçalardan. Evet ya. Bunlar da fan motorumuz. Soğuk havayı dağıtması için ve radyatörü daha iyi soğutması için. O fan değişiyor. Başka fan da mı? Bir tane daha mı fan var? İşte biri radyatörü soğutmak için, biri de soğutma havayı dağıtmak için. Onu da açın da. Ben şimdi müşteri gibi soru soruyorum. Ebru Usta, sizin ustanız Fatih Usta mı? Hayır. Kim ustanız? Ben kendi ustam. Helal olsun. Peki senin ustan salak mı Fatih? Niye bu kadar bütün parçaların hepsini değiştiriyor? Çünkü bu arızayla ilgili olan bütün parçaları değiştirip tüketicinin sorununu kökten çözümlüyoruz. Siz de hazıra konmuşsun. Bu işlemler kaç para bacım? Şu anda 5000 TL. Haram olsun o para size. Hadi hoşçakalın, mutlu kalın. Evet değerli takipçiler, buranın görüntüsü de bu. Fan motorumuz değişti şu an. Sigorta, sensör değişti. Fazla detaylı bakmanıza gerek yok. Sizin yapacağınız bir şey yok zaten. Siz yaparsanız size kızarım. Neden para kazanamam? Sigortamız değişti. Sensör değişti. Fan motorunu söktük, attık. Her şeyi rezil kepaze ettik. Buradan bakınca da burası böyle. Değerli takipçiler, bu alttaki fan. Şimdi işin aslını söylemek gerekirse bu fan kendi halinde 60 devirle dönüyor. Misal attım. 60 devirde dönüyor. 60 60 Allah neler yaratmış diyor ya. Ben de bu fan motorunu söküp atıyorum. Buraya 560 devirle dönen bir fan motoru takıyorum. Tüketici diyor ki Fatih Bey siz manyak mısınız? Benim dolabım eskisinden daha da güzel soğutuyor dedim. Siz bunu istediniz zaten deyip ondan sonra dolabın fan motorunu değiştirip beraber tüketici eş, çoluk, çocuk, apartman komple oturup hüngür hüngür ağlıyor. Burada bir açık detay vermek istiyorum değerli takipçiler.
Bu fan montunu buraya taktığımız zaman tüketici yazın sıcaklarında hepiniz gidiyorsunuz klima alıp klima para veriyorsunuz. Ama bu tüketici klima almayacak. Buraya fan motoru taktığımız için mutfaktaki soğutma, yatak odası, salon, alt komşu, mahalleyi komple soğutacağından dolayı dolabımız daha da güzel. Atma Fatih Bey diyorsunuz. Ben de bu şekil atıyorum. Ben de atarak para kazanıyorum. Kayıttayız Ebru Hanım. Rakamlar dönüyor. Ebru Hanım ellerinize sağlık. Şu an görmüş olduğunuz gibi Ebru Usta'nın tertemiz pırıl pırıl bal dök yala dediği radyatör ışıl ışıl oldu. Motorumuz tertemiz, radyatörümüz yıkandı. Bu fabrikanın üstüne koymuş olduğu fan motoru. Şimdi bazen tüketiciler bize şu soruyu sorabiliyor. Fatih'ciğim sağlam parçayı neden değiştiriyorsun diyorlar. İster istemez ben de sorunun akabinde sana ne diyorum. Tabii bu terbiyesiz, ukelalık olmasın. Diyorum ki şimdi siz bu dolabı 10 yıldan beri arkası kapalı. Bu motor. Bu da motor çalıştığı zaman arabanın marşına ilk bastığımız zaman kadınlar veya erkekler bilir bilmez. İlk marşa bastığımız zaman arabanın motorunun çıkışında bir manifold vardır. O manifold ısınır ateş gibi. Dolabın motorunu ilk fişe taktığımızda şu radyatör ateş gibi olur. Bu radyatörün ateş gibi ısısını buradaki fan motoru ne kadar güçlü olursa burayı o kadar güzel soğutursa siz 18 aldınız ya dolabı -18'e. -18'e rahat ve güzel soğutabilmesi için bu radyatörü soğutmaya yarıyor. Araba dilinde anlatıyorum. Araba hararet yaptığı zaman da radyatör tıkar olursa, fan açmazsa motor jortinger. Jortinger'in Türkçe eş anlamlısı Ebru. Yanlış. Almanca'da dis ise kaput. Yani direkt çöp. Şimdi taktık. Radyatörümüzü yıkadık. Fan motorumuz buraya harika oldu. Şimdi bunu buraya güzelce kızaklı bir şekilde takayım. Bakalım takabilecek miyim? Nasıl bir işçiliğim var? Onu da çok merak ediyorum. Acaba güzel takabiliyor muyuz, takamıyor muyuz? Harika. Harika diyelim, harika olsun. Bunu buraya taktık. Şu an çıtır çıtır tertemiz pırıl pırıl. Şimdi Ebru'dan şöyle yapıyoruz. Oraları bir göstermeniz hep bir gerek yok ya. Tamam. Size her yeri Allah Allah. Her yerde fazla da göstermeyin. Lütfen yani. Bakın. Bazen gerçekten sinirleniyorum. Tertemiz oluyor. Tamam. Şuradan itibaren Ebru Hanım bakın çekin. Harika takıldı değil mi? Evet. Tamam. Çekin. Biliriz. Değer takacağım. Şu an buzdolabımız yapıldı. Fişe taktığımız zaman biz burada ne yaptık? Eski parçalarımız da zaten şurada. Şöyle size gösterelim. Şu içerideki fan motoru değişti. Daha güzel soğutacak. Ebru Hanım bunu temizlemiş. Bu arka taraftaki motorun bakın saç kılları burayı artık kilitlemiş. Bu ince küçük bir motor. Diyeceksiniz ki fabrika hüşünememiş mi oraya yıllardan beri çalışıyor. O Almanlı Robert Bosch. Bosch'un sahibi. Rahmetli oldu. Allah mekanı cennet eylesin. Rahmetli oldu. Ülkemize güzel cihazlar kazandırdı. Bosch. Dünya genelinde Alman bir markası. Harika. Biz de bunu söktük. Oraya daha da güçlüsünü taktık. İki tane fan motorumuz bitti değişti. Gördüğünüz gibi sigorta değişti. Termal sigorta değişti. Defros termostatı. Bir de elektronik kart tamiratı bir yapıldı. Şimdi bana şöyle bir soru geliyor. Arızalı parçayı değiştirseydin de geri kalan olsaydı yok abi. Kartını tamirat ediyorsun. 2 ay sonra sigorta patlıyor. Sigortayı tamirat ediyorsun. 1 ay sonra fan arızalanıyor. Fanı değiştiriyorsun. 1 ay sonra defros termostatı arızalanıyor. Bir set halinde. Hazırcıyız. Hazır parayı severiz. Bunları da şu şekilde attık. Şurada çöpe koyduk. Tüketicinin eski parçalarını attık. Bu saatten sonra şimdi dolabımızın fişini takalım diyeceğim ama takmadan önce benim içeride çekeceğim bir video vardı. Hiç sıkıntı değil. Fişini takıp çalışacağız. Hoşçakalın ve sen ekranım.